Domateslerimi alıyorum. Sadece ikiye kesiyorum kabuklarıyla beraber. Domateslerimiz hazır. İçine biraz soğan, sarımsak koyacağız daha sonrasında. Onları da hazırlayalım. Soğanları da ince ince doğruyoruz. Bir dişle sarımsak alalım. Hiç ellemiyorum sarımsağımı. Güzelce kavuracağım. Daha sonra zaten püre haline getireceğiz. Hadi gelin başlayalım. Zeytinyağı kullanıyorum. Domatesin biraz da fıtratında var. Tüm sebzelerde olduğu gibi. Domatesler şu tavanın içine, tencerenin içine değdiği zaman hafif zıplasın istiyorum. O kadar yüksek sıcaklık olsun. Onun için birazcık bekliyorum. Şu dumanları görüyoruz. Bol bol dumanlar geliyor. Atıyoruz. Dediğim gibi domateslerin biraz zıplaması lazım içinde yüksek ateşten. Tuz, karabiber koyuyorum. Yavaş yavaş bir karıştıralım. Kahverengiliği görmek istiyorum. Artık soğanlarımı atabilirim. Şimdi sıra sarımsakta. Birazdan kimyonlarımı da atacağım. Toz kimyon değil, tane kimyon kullanıyorum. Onları da birazcık kavuracağım. Birazcık da taze kekik toplayayım. Kekiğimi atıyorum. Kimyonlardan atıyorum ama böyle bir 7-8 taneden fazla da atmıyorum içine. Fazlası da kimyon çorbası yapar bunu. Sıra salçada. Şöyle bir dolu kaşık atıyorum. Onu da kavuralım. Kimyonlar, domatesler, sarımsaklar, kekik gerçekten muazzam kokuyor. Hafif kararmış, siyahlaşmış kenarı. Tam istediğim şekilde. Artık suyumuzu ekleyebiliriz. Bir 10 dakika kadar kaynatıyorum. Sonunda da püre haline getireceğim. Domateslerimiz yumuşadı. Mis gibi de kokular yükseliyor. Gelin bir püre haline getirelim. Sonra da servise başlayalım. Lorumuzu şimdi koyabiliriz. En güzel lor kanımca Ayvalık'tan geliyor. En güzel domates de Çanakkale'den. Birbirlerine çok yakınlar. Bu Ege yemeğine biraz da zeytinyağı koyalım en son. Genelde tereyağı koyuyoruz bu parlaklık versin diye. Biraz daha aroma, rahiye versin diye. Şimdi koyuyorum ki ateşten aldıktan sonra karıştıracağım. Dağılmasın. Kolay kolay birbirinden dağılmasın. Tabaklamaya başlayabiliriz. Üzerine bir parça zeytinyağı daha atıyorum. Deniz börülcesi var. Ege demişken deniz börülcesi koymadan olmaz. Şöyle deniz börülceleriyle süsleyelim. Çiçeklerim var. Onlardan da koyalım. Ege'ye yakışır bir tabak olsun.